Elif Çoğul'una bak ya. Sen benim deyzem oğlusun. Bana arka çekeceğine kalkmış bana dayılan iyi. Abi o kötülükten bir şey demiyor ki. Sen onun kusuruna bakma. Narin, bana onu savunma. Haklı ana. Dayımın yaptığının elle tutulur yanı yok. Baran. Ben onu baba bellemişim. Ona laf eden dayım da olsa karşısında beni bulur. İşte evlat. Evlat dediğim böyle olur. Aslanım benim, koçum. Nail Hanım, karnının şişi endi mi? Kuma olduğunu söyledin de başın göğe erdi mi? Bilsin amca. Onlar da bilsin. Anamın başı niye eğik duruyor ki o kadının yanında? Abi olan oldu artık. İyi o zaman. Sonuçlarına da katlanırsın. Sonucu ne olacak ki? Burada duracak halleri yok herhalde. Defolup giderler artık. Baran haklı am. Hem ne diye gizlediniz ki bunca zaman kuma olduklarını? İki kuruşluk aklınla lafa girme sen. Haydi bana yemek hazırla da karnımı doyurayım. Haydi. Aklımı kaç kuruşmuş görürsünüz siz. Narin nerede? Ben çağırayım. Ben çıkayım. Öğleye gelirim. Şu sosyete gülüyle bir konuşalım bakalım. Yol parası neyin yoksa ben cebimden vereyim de akşama kalmadan geçsinler. Hayırlı günler olsun abi. Hadi güle güle. Sağ ol Narin. Sağ ol. Haydi afiyet olsun. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel otur kahvaltı edek. Sağ ol teyzem. Ben aç değilim. Narin'le bir konuşacağım da. Vallahi Ebru yengeler geldiğinden beri konağa bir renk, bir hareket geldi canım. Daha önce nasıl yaşıyormuşuz kız biz? Sevzek sevzek konuşma. Ana, Narin her lafı ediyor. Hiç ona böyle demiyor. Hani gelinlerin arasında ayrımcılık yapmıyordun? Ben bir gideyim bakayım. Rüzgar uyandıysa kahvaltısını etsin. Melek sen de süt ısıtı ver. Tamam ana. Ne diyeyim ben size? Arı gibi olacaksınız. Vızır vızır. Haydi. Çeneniz değil, eliniz çalışacak, eliniz. Haydi, kaç çuval var burada? Saymadım ha. Sebep? Ya o kim sayacak, ben mi? Bülent müdürüm sayıydı ama. Bülent, Bülent yok. Kovdum. Onun gibi şerefsizlerin yeri yok burada. Sibel Hanım, çaydan vazgeçtim. Bir kahve yap bana. Teşekkür edeceğin yerde bana suat yapayım. Senin namusunu korudum ben herhalde. Ben kendi namusumu korurum. Kimseye ihtiyacım yok. Öyle mi? Peşinde dolanıyormuş o rezil herif. Niye bana demedin? Demeye lüzum olmadı da ondan. Kız yoksa gönlün mü var onda? Ne münasebet? Bak yine bana suat yapayım. Yahu bir minnet duy be kızım. Ya bir Allah razı olsun de be. Sen kendin bana gelip yalvarmadın mı? Ağam beni tarladan al, fabrikaya koy diye. Ha demedim mi? Dedin. Başımı sokacak bir ev tut dedin. Ne istersen yaparım demedim mi? He, dedim.
Aylardır bir kuruş kira aldın mı senden? Almadınız. Ailem gibi koruyup kollamadın mı seni? Kolladınız. Sonra da yeğeninizi getirdiniz karşılığında. He, bu kadar fedakarlık olacak artık. Kim kime bedava ekmek veriyor bu zamanda? Bak kızım, aklını kullan. Benimle ditişeceğin he. Benim gönlümü hoş tut. Ne demek istiyorsunuz siz? Bana aptal numarası yapma. Ne demek istediğimi anladın sen. Arada bir gelirim işte. Kardeşin okuldayken, gündüz vakti. İş güç durumunu da hallederim ben. Ne eksiğim varsa görürüm yani. Sen beni ne sanıyorsun Kendal ağa? Kardeşim için mecbur kaldım, evet dedim diye kapatman olacak değilim senin. Yok deyin yani sen şimdi. He, yok deyin. İyi, defol git o zaman. Haydi, ne halin varsa gör. Ne bakıyor? Git muhasebeye, ilişini kessinler. Yarın da evi boşalt hemen. Haydi. Ahmak karı. Yavaş. Baran, oğlum sen niye okula gitmedin bugün? Bir şey mi var? Hasta mısın yoksa? Yok ana ya. Amcama uğradım. Canım sıkıldı. Hayat mektebine devam etti o bugün. Nerede o Kadile enikleri? Göründüler mi hiç? Ben bir baktım. Ebru durmam buralarda. Gideceğim değil. Hay ağzına sağlık ana. İşte bu. Tabii canım. Baştan beri bunu diyik ya. Bak ben ne demiştim ana? Gördün mü? Ne oldu teyzem kızım? Murat arıyor. Ne? Ne? Müşnatı yok. Olamaz. Açsana kızım. Alo. Kiminle görüşüyorum? Kapattın. Murat'ın telefonunun ne işi var sende? Jandarma bana teslim etmişti. Yani sen mi telefon ettin? Evet. Murat'ın son aradığı numara kayıtta değildi. Ben de kim olduğunu öğrenmek istemiştim. Meğer sen misin? Niye şaşırdın ki? Her zaman arar sorardı. Öyle mi? Hayatım boyunca ne adını gördüm ne mesajını. Babam, biz rahatsız olmayalım diye dikkat etmiştir. Baran sen karışma. Haydi yukarı çıkalım biz. Kendal haydi. Ya neyi kurcalayıp duruyorsunuz? Öğrendiniz öğreneceğinizi. Kendal ben sana ne diyeyim? Yukarı. Ya babaanne. Bırak konuşsunlar. Haydi yürü. Anama bir şey yaparsa bu sefer o kadının kafasına sıkarım amca. Hiçbir şey yapamaz koç. Olsa olsa anan o karının saçlarını yolar. Oğlum, erkek dediğin ota ***şmaz. Öt diyeceği yeri iyi bilmeli. Bırak sen o karıları. Ne halleri varsa görsün, he mi? Haydi. Sen asıl kabahati kendinde ara. Ben bekar bir adamla evlendiğimi sanıyordum. Oysa sen her şeyi biliyordun ama sustun. Hiçbir şey söylemedin, bekledin.
Ben senin yerinde olsaydım bunu asla hazmedemezdim. Sen Murat'ı asla benim sevdiğim kadar sevmedin. Sen onun sana verdiklerini sevmişsin. Oysa ben ona ömrümü adadım. Hasretimi, gözyaşımı. Beynine de gidip bakacağım amca. Ya oğlum dur. Hay Allah'ım. Sen sevgiyle gurursuzluğu birbirine karıştırıyorsun. Benim yerimde sen olsan bir gün beklemez boşardın, öyle mi? Tabii ki boşardım. İşte senin gibi şehir dilberlerinin sevdadan anladığı bu. Ben ondan gelen acıya da, hasrete de eyvallah dedim. Saçmalık bu. Burada suçlu olan tek kişi var, o da Murat. Bizse burada durmuş karşılıklı birbirimizi yiyoruz. Bak, durumu yeni öğrendin ama şikayet ediyorsun. Oysa ki ben bir gün bile şikayet etmedim. Bunu marif etmiş gibi söyleme. Eğer deseydim belki her şey çok farklı olurdu. Demedim. Çünkü sevildiğimden bir gün bile şüphem olmadı. Niye şaşırıyorsun? Bir gün bile arayıp sormadığı, Baran'ı sormadığı olmadı. Ben onun her derdini biliyordum. Her şeyini benimle paylaşıyordu. Bak sen evin elinden gidince anladım durumunuzu ama ben biliyordum. Sana anlatmamış. O benimle paylaşıyordu. Belki de seninle akrabası gibi dertleşiyordu. Bana üzülmeyeyim diye hiçbir şey söylemedi. Sen ne düşünürsen düşün. Ama burada tek suçlu olan Murat. Ama benim tek ağrıma giden ne biliyor musun? Ben ilk bebeğimi oğlumu doğumda kaybetmişken sen Baran'a hamileydin. Ne yani? Anam bana hamileyken bu kadın da mı hamileydi? Hem de oğlan çocuğu. İzlediğimiz gösteriden keyif aldınız mı? Benden sakladığınız başka sırlarınız da var mı? Söylesenize. Ne sırrı be? Her şey ortada işte. Buraya ait değilsin. Geldiğin çöplüğe geri dön, haydi. Kurtlarınızı döktünüz. Söyleneceği de, söylenmeyeceği de dediniz. Bitti. Burada yaşadığınız müddetçe birbirinize insan gibi davranacaksınız. Bu ev ne senin, ne senin. Bu ev benim. Ben de burada huzur isteyeyim. O kadar. İşte bunu değilim ana. Kumalığı öğrenmiş, gerisini de kurcalayın. Allah'tan gideceğim işte rahat edeceğiz ha. Yoksa işimiz iş. Ağam yalan giden yok buralara. Hava da çok sıcak. Güneş tepeme öyle vuruyor ki ağam sorma hiç. Şey diyecektim ağam, ben daha durayım mı burada? Az daha bekle. Gözünü de dört aç. Kaytarma alırım ayağımın altına. Sen merak etme ağam. Evelallah kuş uçurtmam ben buradan. Recep geldi. O da dedi. Ne dedi? Buralara kimse gelmezmiş. Onun ne işi varmış orada? Nenesine dua etmeye gelmiş. Allah Allah. Sen ben diyene kadar bekle orada. Haydi. Ben gideyim artık. Nereye? Az daha kal kız. Bir daha kim bilir ne zaman göreceğim seni. Recep bırak ya. Sevdiğini söylemeden bırakma. Biliyorsun işte. Söyle. Deli gibi seviyorsun beni. Seviyorum. Recep. Kim o? Benim aç. Niye açmayın lan kapıyı? Ağam şeydeydim, heladaydım affedersin. Lan kahvede hela yok mu eve geleyim? Ağam üzerinize afiyet. Biraz
motoru bozmuşum da. Lan ben sana kaç kere dedim kahveyi boş bırakmayacın diye. Vallahi halim feci daha. Hadi gidelim. Nereye? Hele gel. İki çift laf edelim seninle. Başka biri mi var lan evde? Yok ağam, geceden kalma onlar ya. Başka. Şey. Belli belli. Ne işin vardı bugün savaşanda senin? Ha, Rıza mı söyledi? Akşam ninemi gördüm de rüyamda. Gideyim de ruhuna bir dua edeyim dedim. İyi, Allah kabul etsin. Sağ ol. Sık sık gideyim mi sen oraya? Yok ağam, neye gideyim ki? Rüyamda görünce dua istiyor ruhu dedim. Sonra bir buruntu girdi karnıma, geri döndüm. İyi. Daha iyi, bana bir kahve yap da içeyim. Kahveye gidelim ha. Ben orada hasını yapayım sana. Bırak lan hasını masını. Yap dediysem yap haydi. Peki. Tamam, hazır kahve. Lütfen gitsin. Aslan oğlum. Kim arıyor? Asker arkadaşım ya. Şimdi hiç kafam gelmez benim ona. Kaç telefonun var senin? İki. Sebep? Şey ağam, geçen kahvede öyle bir arkadaşla iddiaya girdik de oradan geçti elime. Sen de bir hatlar var ama dur bakalım hayırlısı. Yok ağam, ne ettim ki? Kahveden ayrıldığını duymayayım. Yoksa alırım elinden, veririm başkasına. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam, merak etme. Kim var orada lan? Kim var içeride dedim? Ha söyle. Ağam, Kadri yanına acele konağa gel dedi. Arabaya ihtiyacı varmış, gideyim mi? Geç. Nereye gidecekse bıraksa orada buraya gel, haydi. Tamam ağam. Ben elimden geleni yapayım. Ama Bülent Bey kadar duruma hakim olamayayım ha. Olacaksın oğlum. Ustabaşı olarak kalmak istemiyorsan duruma hakim olacaksın. Aklını kullan oğlum. Bundan hala fırsat mı olur? Bu hafta sonuna kadar 35 bin lira taksit ödemesi var. Geleceklere baktım. Anca 28 bin lira tutuyor ya. Önümüzdeki ayın bir çeki olacaktı. Kırdır onu, üstünü tamamla. Bankalarla takışmaya gelmez. Haydi. Kahvenizi burada mı içersiniz, odanıza mı götüreyim ağam? Bu ne be? Ulan bir kahve yapmayı beceremediniz ha. Ah, Sibel Hanım olaydı. Öde öde bitmiyor arkadaş. Böyle gidersen yetişir mallar. Hayri, git şunların üzerine gölgeni düşür. Bunları boş bıraktıkça kaytarıyorlar, haydi. Emredersin ağam. La Rıza, neredesin sen? Kaç saat oldu gideni? Yoldayım ağam, araba bulmaya çalışıyorum.
Lan ne yaptın? Arabayı mı çaldırdın yoksa? Yok ağam. Çaldırmadım da kaptırdım. Kime kaptırdın oğlum? Neredesin sen? Ağam hani ben konağa gittim ya Kadriyan'la yalmaya. Ebru yenge de bir onunla bindi arabaya. Sebep? Hastaneye gidecekmiş. Ben de yolda gıcıklığında arabayı yavaş sürdüm. Ebru yenge arabayı bir durdurdu. Ben attı aşağı. Gaza bastı gitti. Hayvan senin erkek güne de, babanın şarap çanana da. Lan çabuk git arabayı al gel, haydi. Tamam ağam, şimdi yoldayım. Bir kamyon durdurup gidiyorum ağam.